Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Malum ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz olarak hepimizin başı sağ olsun. Yani kelimelerin gerçekten tükendiği andayız. Ama malum hayatta bir şekilde devam ediyor. Rabbim inşallah göçük altında olan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Vefat eden kardeşlerimizin, büyüklerimizin de Rabbim inşallah rahmetiyle muamele eylesin. Bugün sıfırdan bir deniz akvaryumu kuracağız. Deniz akvaryumu nasıl kurulur onunla ilgili her şeyimiz hazır. Tuzumuz, kumumuz, suyumuz, akvaryumumuz ve kayalarımız. Bununla ilgili sil baştan sıfırdan nasıl bir deniz akvaryumu kurulur bunu göstereceğiz. Akvaryumu tanıtacağım şimdi. Birlikte başlayalım. Akvaryumumuzu açtık. Akvaryumu tekrar o şekilde göstereyim. Aquarium olarak doğu. Gerçekten akvaryuma ben bayıldım. Camlar sanırım extra clear. Işığı şimdi onu da göstereceğim. Motoru. Bunlar ayrıyetten biz süngerleri çıkaracağız. Buralarda çok güzel. Bakteri tutmak için malzemeler konulabilir. Zeolit konulabilir. Sporax koyulabilir. Işığımız şu şekilde. Mavi ve beyaz şu an birlikte yanıyor. Şu an sadece mavi yanıyor. Şu an sadece beyaz. Bunu şu an şu şekilde anahtarıyla kontrol ediyoruz. Ama gerçekten akvaryumu çok beğendim. Bu akvaryum 49 litre. Şu şekilde Aquaref'in rak kayaları var. Bunlarda kumumuz var. Tuzumuz, tuz ölçerimiz, sularımız. Yavaş yavaş artık kuruluma geçeceğiz. Işık da aynı şekilde Aquarel. Kasası gerçekten çok şık. Işığın tasarımını çok şık yapmışlar. Şu şekilde sıkıştırmalı. Yani herhangi bir sıkma yeri yok. Camla şu aparat sayesinde sıkıştırılıyor. Burada kafa motoru ve filtrasyon sistemimiz. Bakalım deniz akvaryum olarak sağlıklı akvaryum olacak mı? Ama bu akvaryuma dalga motoru gerekecek büyük ihtimalle. Şimdi kafa motorunu çalıştıracağız. Dalga motoru, muhtemelen ışık yetersiz gelebilir. Protein skimmer ilave edilebilir. Görsel olarak eve çok yakışacak bir akvaryum. Sadece ilave olarak protein skimmer, dalga motoru ve ışık gerekebilir. Ama bu ışıkla bence basit canlılar bakılabilir diye düşünüyorum. Üzerinde buhar camı da var. Gayet başarılı bir akvaryum yapılmış. Şimdi akvaryumumuzun suyunu hazırlayacağız. 0 TDS veren ozmoz cihaz suyumuz, Reflower koralsal tuzumuz, hassas terazimiz. Şimdi 1 litre suya 33 gram tuz gelecek şekilde. Biz şurada göstergeli kovamız var. 10 litre 10 litre üzerinden devam edeceğiz. Yani 10 litre suya 33 gram tuz koyacağız. Yani 10 çarpı 0.33 dediğimizde 330 gram tuz yapacak. Şimdi de tuzumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Tuz oranı doğru gelmesi için bardağımızı sıfırladık. Şimdi 10 litre suya 330 gram gelecek şekilde tuzumuzu suya dökeceğiz. Şu an 150 gram oldu. 250 oldu. Şöyle biraz yavaşlayalım. Evet, 1 gram daha tuz koyduğumuzda biraz daha. Evet, şimdi 330 gram
tuz olduğu suyumuza şu şekilde homojen bir şekilde dökmeye gayret gösterelim. Bunu aslında yani motorlarla vesaire yapılabiliyor ama bizim akvaryumumuz küçük olduğu için elle hazırlaması kolay. Şu şekilde de suyumuzu 1023 ile 25 arası gelecek şekilde karıştırıyoruz. Tuz ölçerimiz de burada. Tuz ölçerimizle de bu şekilde ölçerek akvaryumumuzu dolduracağız. Şu an doldurma aşamasındayız. Size su azken filtrasyon sistemini göstereyim. Gerçekten çok güçlü. Yani sanırım dalga motoruna da gerek kalmayabilir. Bakalım onu ilerleyen süreç gösterecek. Evet arkadaşlar, deniz akvaryumu kurulumunu tamamlamış bulunmaktayız. Suyumuz da artık bayağı açılmaya başladı. Isı oda sıcaklığına geldiğinde bakteri girişlerini de yapacağız. Ve artık biyotop sürecini bekleyeceğiz. Size şöyle bir tekrarlar dolurken ışık modüllerini gösterelim. Bu şekilde mavi ve beyazlar aktif. Sadece mavi aktif. Bunun sadece beyaz. Ama biz bu şekilde kullanacağız mavi ve beyazda. Umarım sağlıklı bir sistem olur.